sevgili kardeşim sorunuza şöyle cevap vereyim ee, çok geldiği için bir hatırıma gelmezdi böyle bir soru veya böyle bir düşünce e, farklılığı hatırıma gelmezdi sevgili kardeşim soruyor diyor ki bu e, parti liderini e, başkanı seçmek değil belediye yöresel bir e, yöneticileri seçiyoruz. Belediye başkanı seçiyoruz. O zaman kişiyi seçmemiz gerekmiyor mu? Ve çok iyi tanıyoruz. Kaliteli insanlar da var. Ee, bu insan insan insanla yani belediye başkanlarıyla mı kıyas edeceğiz? Yoksa e, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi mi düşüneceğiz? Soruyor. Ben hiç böyle e, beklemiyordum Çünkü niye kaliteli yani şunu beklemiyordum yani kaliteli belediye başkanları adayları var diyor şimdi bak e, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin e, İslam Anayasası'ndan mecelleden çıkarttığı e, madde var e, 29. maddedir evvenüşer Lugat itibariyle kötünün iyisi, daha az kötü. Yani ustadımızın ve Düzan Hazretlerinin misaliyle birisi parmak kesiyor, birisi kol kesiyor. Yani tamla tamamlamadır, tamlamadır yani. Ne demek o? Zararı ve kötülüğü daha az olan manasına. Yani iki zararlı kötü şeyden birini işlemek zorunda kalan kişinin bunlardan hafif olanı tercih edeceğini ifade eder. Mecelle'de bu geçer. Bunu eee Emirda layıkası, ikinci Emirda ve Düzen Hazretlerinin hayatının sonu en son neşetti mektupta 245. sayfada Emirda layıkasının en son mektubunda ehven şer, şer, deyip bazı bir çare yanlışçıların hatalarını hücum etmesinler. Mesela abi işte ama şöyle yapıyor o namazda o namazsız. Ee, Şeyhul İslam seçmiyorsunuz. Diyanet Başkanı'nı seçmiyorsunuz. Peygamber seçmiyorsunuz. Din de seçmiyorsunuz aşağı. Ehven şer deyip bazı bir çare yanlışçıların hatalarına... Hücum etmesinler Daima müspet hareket etsinler Menfi hareket vazifemiz değil Çünkü dahilde hareket menfice olmaz Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a Zarar vermiyor az musadekardır Az musadekardır Ehven-i deyip Ehven-i olarak bakınız Ne demek? Daha azamış şerden kurtulmak için Onlara zararınız dokunmasın, onlara faydeniz dokunsun diyor. Tamam. 206. Sayfada da e, Usta Hazretleri e, her zaman Türkiye'de bu e, sistem var oldukça, bu rejim var oldukça bir ölçü getiriyor, şer'i bir ölçü getiriyor. Kendi zamanında da Demokrat Var, Cumhuriyet Halk Partisi var, Millet Partisi var, İttihat İslam Partisi var. Bak İttihat İslam Partisi var. Yani kanuna yani potansiyel olarak var. Şimdi burada Ustad e, Usta Hazretleri 206'da ben metni okuyayım. Ondan sonra üzerine sarı şeyler göstereyim. Eğer Demokrat Parti düşse diyor. Ne olur? Ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki Halk Partisi ihtiyatçıların bozuk kısmının cinayetleri hem Cumhuriyet'in birinci reisinin Sevr muhadesiyle yani Sevr anlaşması var ya Sevr-Lozan muhadesiyle ve çok siyasi desiselerin icbariyle 15 senede yaptığı icraatının kısmı azamı tamamıyla eski parti yüklendiği için bu, ası, bu asil Türk milleti ihtiyariyle o parti yani halk parti katiyen iktidara getirmeyecek ustat diyor. Ama ihval olabilir, kandırılabilir ama ustat diyor ki bu asil Türk milleti ihtiyariyle o partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin katiyen iktidara getirmeyecek. Çünkü niye? Halk Partisi iktidara gelecek olursa ne olur? Komünist komünist kuvveti komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatanı hakim olacaktır. Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecdemilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayat içtimaiye ve vatanımıza bak. Cemiyet hayatı, hayat içtimaiye, sosyal hayat. Yani belediye, belde yönetimi. Bak ikisini de söylüyor. Belde yönetimini söylüyor. Hayat içtimaiye ve vatanımıza. Bir de devlet. E, devlet yönetimine Bak haya Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse hayat içtimaiye ve vatanımıza deşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti Kur'an ve vatan ve İslamiyet namına muhafaza çalışıyorum diyor. Şimdi bak oysa Menderes'in aramızda kalsın da namazı yoktu. Öyle bir düzgün bir İslam hayatı yoktu. Peki ney vardı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına dikilmişti. Ve en şey niçin asıldı peki? Bu durduğu için değil. Ezanı aslına çevirdiği için. Bir ezan için. Tamam mı? Bir ezan için. Peki Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Bu kısa bir ifadede ben uzundur. Şöyle diyeyim. İdeoloji ve idealist denilen iki kavram var. İdealist demek ben farklı düşünüyorum. Sen farklı düşünüyorsun ama birbirimize zararımız olmasın. Sen nasıl düşünüyorsan düşün. Sen orada ben burada. Bu idealist. İdeoloji demek benim gibi düşünmezsen öleceksin. Benim gibi düşüneceksin ve öleceksin. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojiydi. İdealist değildi. Cumhuriyet tarihinde ne kadar cami katliamları ve insanlar şapka için vesaire için asıldıkları iskelikle Atif Hoca başta simge olduğu için o örneği veriyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi siyasileşmiş ideoloji bir partidir. İdealist değil. Siyasi şey yapmış. Kendisini ifade etmiş. Şimdi bu parti partiyi ustad duvara çakıyor çiviye koyuyor diyor ki ölçü Cumhuriyet Halk Partisi diyor parti değil ideoloji bir partidir Çünkü e, karnesi yani bu partinin geçmişi kanlarla dolu katliamlarla dolu diyor ki bunu duvara çak diyor bunu duvara çak bunun gelmemesi için bunun gelmemesi için ehven sıfatlara kim sahipse onun yanında o. Bu şeri ve dinidir diyor. Risale-i Nur'u herkes bir ölçü yapmış ya. Ben de Risale-i Nur Bediüzzaman Hazretleri'nin eserine baktım. Ehven-i yani iki şer arasındaki ehveni daha parmağı keseni, kol kesene göre. Nedir o? Azami şerin karşısında bunu tercih etmektir. Luzum, luzumla elzem gibi yani. Azami şer'e göre ehven şer tercih edilir. İslam Anayasası 29 demiştim. Bir, ehven şer'deki Risale-i Nur'da e, bulabildiğim özellikler. Ben mesul olduğum için sana da bildiriyorum veya genelleyeceğim de. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmemesi için onu karşısında olacak, getirmeyecek partinin sıfatları. Hangisinde daha fazla bu varsa? Bir, siyaseti dine dost yapmaları lazım diyor Risale-i Nur'da. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni duvarla çaktık mı Çaktık. Onun gelmemesi için o zaman Demokrat Parti var, Milliyetçi Parti var, Millet Partisi var. İttihadi İslam, İttihadi İslam potansiyel olarak parti var. Ustad diyor ki bu CHP'nin karşısında Ehven'in, Şer'in özellikleri şu. Siyasi dediğine dost yapacak. İki, Kur'an'ı yasaklamadığını, bak Kur'an'ı, Kur'an'ın yasak, yasakladığını yasaklamak. Serbest bıraktığına dokunmamak manasında olan hürriyet-i yol açacak. Yani e, o parti zihniyeti ne kadar fiile muvaffak olur düşünülür. Zihniyeti şu Allah'ın yasakladığını e, yasaklama yolunda Allah'ın serbest ettiğini yasaklamadığını yasaklamayacak. Buna en azından yol açacak buna yol açacak 3 Risale-i Nur'a musamaha ve dostluk göstermeli. Önünü açması muarız olmaması lazım. Risale-i Nur'un onun önünü açması lazım. Gerçi atla Medrese Demokrat'a dedi ki Risale-i Nur'u bas kendi gücünden daha fazla güç alacaksın. Bu millet arkanda olacak. Ayasofya'yı açarsan... Kendi gücünün 10 katı... Gücüne erişeceksin diyor. Risale-i Nur'un... Dost olacak. maruz olmayacak. Yol açacak. Sonra... 1-2-3-4... İttihat İslam'a yol alçmaya çalışacak. Müslüman, İslam... Müslümanlarla beraber bir olmaya çalışacak. Yani o Arap'tır, o Kürt'tür, o Türk'tür, o Türk'tür demeden Müslümanlarla bir olmaya çalışacak. Nerede Müslüman varsa ona el uzatacak gücü kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Komünizm ve Mason'a cephe alacak. İsrail, Yahudi ve Amerika'ya, Amerikan şeyine. Mason ve komünize cephe alacak. Kumanizm. 6. Şair İslamiye'yi ihya etmenin lüzumunu hissetmeleri ve Kur'an'a dayanmaları lazımdır. Şair İslami, İslami örf ve adet ve ananeleri e, serbest etmeye çalışacak. Bunu anlaması lazım. Bunlardan bir tanesi de ezandır, tesettürdür. Ondan sonra Risale-i Nur'un basılması, yayılmasıdır e, ee, okullara ders koymasıdır. E, ee, kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok söylüyorum. Ayasofya'yı ibadeti açmaya çalışmaları lazımdır. 8. Mecliste ve hükümette devlet dairelerinde bünyesinde dindarlara muhalefet etmemeleri hatta dindarları koruması lazımdır. 9. Menfi ırkçılığı terk edecek, menfi ırkçılığı terk eden İslamiyet milletin esas almaları veya tavsiye etmeleri lazımdır. Ben bulabildiğim 9 tane, bunların 2 tanesini ben sonradan buldum. 7 tanesini ustadımızın talebesi ve varisi olan Zubir Gündüz abi ile beraber kalan, Rüştü Tafralı abiden 16 sene yanında kalmışım. 7 tane onundur. Ondan sonra bu 2 taneyi de e, Emirdağ'da buldum. E, ekledim. 9 tane sıfatı olursa bu eveni Kısacası bu kadar konuşmalardan anlamadınsa sen sen seçim akşamı e, ve ertesi gün Yeni Zelanda'ya git. 50 tane Müslümanı camide katleden. E, Yeni Zelanda'ya git, katleden devlete git. 2 İsrail'le git ve Amerika'ya git. Hatta Rusya'ya git. Avrupa'ya git, Almanya'ya, Hollanda'ya git. İngiltere'ye git en başta. Eğer seçim sonuçlarını e, Küçük çekmece, büyük çekmece, zeytin zeytinburnu, ne bileyim Fatih. İki tane belediye başkanı arasındaki çekişmeyi mi söyleyecek? Ahmet değil Mehmet kazandı mı diyecek? Yoksa e, ne diyecek? Mesela Yeni Zelanda'ya git. Ben isim vermeyeceğim. Yeni Zelanda'ya git. Kim kaybetti, kim kazandı? Kazandı da aynı ismi söylerse. Kaybetti de aynı ismi söyleyecek. Yani abi işte Fatih'te iki belediye başkan adayı var. Yani CHP namazlı koydu. Peki İsrail'de Fatih'i e, Ahmet namazlıydı kazandı. Mehmet namazsızdı kazandı mı diyecekler. Yoksa o genelleyecek beka meselesi mi vatan meselesi mi yapacaklar. Falanca kaybetti mi diyecek. Veya namazda adam kaybetti mi diyecek. Ee, artık şahıslardan çıkın. Çık ustad. Ee, şahıslardan çıkıyor. Şahı... Menderes'in bak namazı yok. Ama ezanı serbest yapmış. Ee, hele hele okullarda siyer. Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, tarihi. Kur'an-ı Kerim'i serbest etse, şimdi ustad da sağ olsa, bir parti bunu serbest etse, ustad ne derdi? Zaten diyeceğini dedi. sen bu seçimin sonunda pazartesi Yeni Zelanda'ya git. 50 tane Müslümanı İngiltere, Londra'ya git. 50 tane Müslümanı o katlettirdi. dedi. Katlettirdi. Yeni Zelanda'dan çık. Amerika'dan çık. Meşgul olma. İsrail'e de meşgul olma. Bunları hepsini S Sibrenica katliamı Sırbistan değil bütün katliamların kaynağına e git İngilizler'dir Ustad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki İslamiyet'in ezeli düşmanı git İngiltere'ye pazartesi sabahı kim kaybetti, kim kazandı diye haber yapıp kimin kazandığına sevinecekse seviniyorsa İngilizler kime sevinecekse onun karşısında ol o ehvenişerdir Anladın? Mı? Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni ustad parti olarak görmüyor. Emirda bir, Emirda 2 206. sayfada tamam em, var yayınlara göre söyledim. 206'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu millet ihtiyarıyla iktidara getirmeyecek. Neyle getirebilir? Kaldatılabilir, kandırılabilir. Neyle kandırılır? <laughs> Bana dediği gibi. E, hoca hoca diyor. Soğan kaç bar oldu, patlıcan kaç bar oldu farkında mısın dedi de. Ben de dedim ki vatanımı, namusumu, milletimi, e, Somali'yi, e, Filistin'i, Çeçenistan'ı, e, efendim, Yeni Bosna'yı, Bosna, Bosna Zibrenitsa'yı soğan ve patlıcanla değişmem. Anladın mı dedim. Benim tercihim soğan sebep olmamalı. Benim takdirim veya tercihimi imanım yapar. Evveni şer takdir mi edeceğiz? Hayır. Evveni şer takdir edilmez. Tercih edilir. Takdir edersen kalbine iner. Eğer tercih edersen mesuliyet yoktur tam tersine. Hatta bazıları da var böyle. Diyor ki abi ben hiçbir tanesine de vermeyeceğim. E bu da en kötüsüne vermiş oluyorsun. Ehvenü şere vermeyen azamı şere vermiş oluyor. Ne yaparsan yap. Bu mantığı nerede kullanıyor? 15. sözde kullanıyor. Diyor ki: "Sen diyor Kur'an'ı Allah kelamı deme. Beşer kelamı de." E, Ustatta diyor ki: "Kur'an Allah kelamı demeyeyim de beşer kelamı diyeyim. Beşerden yani insan olarak kim demiş ki Kur'an benimdir? Kur'an benim diyen bir beşer var mı? İnsan var mı? Yok." Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da benim değildir diyor. Peki hiç kimse eline almamış. Benim değil, ben yazmadım diyor da. Kimin eline vereceksin ki diyor. Sonra üçüncü bir şey soruyor şeytan. O zaman Allah'ın kelamı deme. Ee, insan kelamı da de deme. Ortadan bak. Ay Me'lun diyor. Allah canibinde olmayan bir şey Allah'ın dışındadır diyor. Bak Allah'ın elinde Allah tarafında olmayan bir şey... Neresinde olursa olsun, istersen ortada olsun, istersen karşıtında olsun. Allah'ın yanında değildir. Onun için ehven işere vermeyen azam işere vermiş oluyor. Çünkü Müslüman potansiyel olarak ehven işerin yanındadır. Azam işerin karşısındadır. kendin pişir, kendin yaparsan, kendi kafana göre patlıcan ve soğanı bana bunu söylemişti. Patlıcan ve soğanı ölçü yaparsan sen patlayacağına soğanı tercih edersin. Ondan sonra abi ama bu yöresel bir şeydir. Belediye seçimidir. Sen öyle zannediyorsun. Yeni Zelanda'ya git. İngiltere'ye git. Amerika, İsrail'e, Tel Aviv'e git. Bakalım ki Fatih'te namazlı ve namazsız adam belediye başkanı mı seçiliyor? Yoksa Türkiye İngiltere'yi İsrail'i, Amerika'yı mı? Yoksa alem İslam'ı, Somali'yi, Endonezya'yı, Pakistan'ı mı seçiyor? Bunu bilirsin. Bilmen lazım. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.